2021 Çarşamba. Konuklarımız Deva Partisi Çorum İl Başkanı Sayın Orhan Bargeloğlu, Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey. Bugün Deva'nın başkanlarını konuk ediyoruz. Sayın Orhan Baroğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi konuk etmekten onur duyduk. Bugünkü arkadaşım Reyhan Uzun, Konya İç Anadolu Bölgesi Koordinatörümüz bizimle birlikte yayın yapacak. Kendisine de hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Hep birlikte başaracağız inşallah. Ben Sayın Orhan Bey'den başlayayım. Orhan Bey kimdir? Ne iş yapar? Nerede yaşar? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Orhan Vargeloğlu. Çorum Sungurlu doğumluyum. Daha öncesinde şu anda danışmanlık işi yapıyorum. Yönetim ve finans danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda bir gübre işimiz var. Leonardit dediğimiz bir gübre var. Onun imalatı ve pazarlama işine uğraşmaktayız. Daha öncesinde hayatımızın modern Olmuksan dediğimiz International Paper yabancı firmada bir 5-6 yıllık müdürlük hayatım. Sonrasında da Hayat Tıbbi Aletler dediğimiz bir firmada da 16,5 yıl müdürlük hayatım oldu. Sonrasında birkaç firmada da genel müdürlük bazında çalışmalar yaptım. Yani siyasi hayat olarak hiç girmedim. İlk defa giriyorum. Deva hareketiyle başladı bu siyasi hayat. Yani bu şekilde hayatımız çalışmakla geçti. Özel sektörlerde çalıştık. Üst düzey yöneticilerden hayatımız geçti. Şimdi de Çorum'da insanlara yönetim danışmanlığı olsun, finansman danışmanlığı olsun, yatırım danışmanlığı olsun. Bu gibi bilgilerimizi, edindiğimiz bilgileri insanlara yardımcı olmak maksadıyla ve tabii ki ekmeğimizi kazanmak için kullanıyoruz bu işimizde. Başka sorunuz varsa daha detaylı anlatabilirim. Tabii ki Sayın Atabey, sizi de tanıyalım lütfen. Teşekkür ederim. İsmim Metin Atabey. 1989 Kırşehir doğumluyum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezunum. Mezun olduktan sonra Türkiye'nin en büyük müteahhit firmalarından ve dünya çapındaki uluslararası müteahhit firmalarından birinde yurt dışında çalıştım. Mali işler uzmanı olarak. Sonrasında Ankara'ya geldim. Yine dört büyük dediğimiz uluslararası bağımsız denetim firmalarında vergi denetçisi olarak çalıştım. Ankara Üniversitesi'nde de iş denetimi ve iş kontrol üzerine de yüksek lisanslı yapmaktayım. 2018 Temmuz ayından itibaren de Kırşehir'de mali müşavirlik ve danışmanlık ofisi açtım. Siyasi hayatım üniversitedeyken çok kısa bir süre bir siyasi partinin içerisinde yer aldı. Üniversite teşkilatlarında yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarında bulundu. Üniversitenin de birçok çeşitli kulüplerinde hem aktif görev aldım hem de kurucu başkanlıklarında ve Öğrenci Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda bulundum. STK geçmişi olarak da üniversiteden sonra da Küresel Genç Vizyon Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyeliği ve bir dönemde yönetim kurulunda bulundum. 2020 Temmuz ayında da Deva Partisi'nin ailesine katıldık. 1 Temmuz'dan itibaren de yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ben ilk soru benden geliyor, sonra Reyhan Hanım'a söz vereceğim. Şimdi Sayın Babacan Deva Partisi'ni kurdu. AK Parti'den de gelme biri olduğu için ekonomiden çok da iyi anlayan biriydi. Türkiye'de neler ters gidiyordu da Deva Partisi kuruldu? Orhan Bey'den başlayalım, sonra da Atabey size devam edelim. Türkiye'de neler kötü gidiyordu? Şimdi evvela Türkiye'de biliyorsunuz 2013'lerden sonra bir hukukta düzenimiz yavaş yavaş bozulmaya başladı. Tek adam yönetimine geçen bir ülke konumuna gelmeye başladık. Hukukun düzelmesiyle bozulmasıyla birlikte otomatikman ekonomi ona bağlı olarak bozulmalar yaşandı. Biliyorsunuz Türkiye'de eğitim sistemimizde yaklaşık olarak 16 kez değişti. Bizim olmazsa olmazımız benim düşünceme göre eğitim ve hukuk sisteminde yapılacak küçük oynamalar bile toplumlarda büyük hasarlar meydana getirebiliyor. Maalesef ki AK Parti hükümeti döneminde hukuk olsun, eğitim olsun maalesef çok sekteye uğradı. Bu konuda zaten Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan rahatsızlığını defalarca iletmişti. Bizler de AK Parti'nin bu uygulamalarından rahatsızdım.
ve bunu görerek kendisinde bu rahatsızlığı tam düzeltebilecek bir insan olduğunu düşünerek Ali Babacan'ın kurmuş olduğu hareketi Türkiye için çok doğru bir hareket olduğunu düşünerek bu parti olmaya karar verdik. Neden derseniz hayatımda hiç siyaset yapmadan doğru insanın, doğru kişinin, doğru bir ekibin olduğunu düşünerek bu siyasi hareketin içerisinde olmayı onur ve gurur duyarak başladık. İnşallah muvaffak olacağız. Evet Ata Bey, siz neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi siyasi partilerin kuruluş amacı aslında bir ihtiyaçtandır. Ülkenin mevcut gidişatına rahatsız olan kimi grup ve grup kuruluşlar bu parti siyasi parti kurma yönelimine girerler. Deva Partisi de ihtiyaçtan doğan bir kadro hareketidir. Biz keza Deva Partisi'nde yer almadan önce mutlaka biz Sayın Genel Başkanımızın yaptığı hem reformlar, özellikle 2002'de bakan olarak başladığı ve birçok başarılara imza attığı 13 yıllık bir bakanlık serüveni ve geçmişindeki liyakati, işin ehliyet sahibi olması ve deva kültürünü parti programı ve tüzüğünde okuyarak, görerek bizlerde bir heyecan oluşturdu. Evet, biz de birçok vatandaş gibi, bir yurttaş gibi gidişattan rahatsız olan bir kitleyiz. Böyle olduğu için de partinin, Deva Partisi'nin kurulmasından sonra yer almak istedik partide. Tabii Allah da nasip etti. Umarım da güzel işler yapacağız biz bu konuda. Baktığımız zaman aslında ülkenin gidişatında birçok sorunlar yer almaktadır. Ya bunların, evet, bazen geçen de bir yere çıktığımızda aynı şeylerden bahsediyoruz ama tekrara düşmüş de oluyoruz. Ama en önemli problem gerçekten bir hukuk sisteminin olmaması. İnsanların daha özgür ve adil bir şekilde yargılanmaması, düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edememesi, gelecek kaygılarının olması, şu anda mevcut sistemle ilgili tek adam merkezi sistemin olması ve kararların tek elden alınması, yani düşünün ki birçok kurum ve kuruluşların müdür, müdür yardımcılarının vesaire hepsinin tek elden atanması aslında gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir handikaplara yol açıyor. Bunun sebeplerinden baktığım zaman geri dönüşleri hem yabancı sermayenin girmemesi, hem cari açığın gün geçtikçe artması, büyüme oranının düşmesi, hedefleme olan %5'in şu anda, yani pandemi başlamadan önce bile bu seviyeye ulaşamaması, bunun gibi birçok etkenleri vardı. Ali Babacan ve kurmuş olduğu kadro bu konuda geleceğin hem teminatı hem de bir umududur. Bizler de bu umudun ve teminatın içerisinde ufak da bir payda olsa yer almak istedik. Bizler birçok riski göze alarak partideyiz. Ve biz siyaseti, yani meslek edinen kişiler değiliz. Sadece biz il başkanına olarak değil, Deva Partisi'ndeki birçok insanın mesleği siyaset değil. Biz siyasetten olmasa da kendi mesleklerimiz ve yaptığımız işi de iyi yapan insanlarız. Bu da Deva Partisi'nin en önemli özelliğidir. Olmazsa olmazımız, evet, işi iyi yapan, ehliyet ve liyakat sahibi insanlardan oluşmasıdır. Bizi heyecanlandıran kısım da buydu. Biz de bu yüzden Deva Partisi'nde yer alıyoruz. Umarım çok daha iyi olacaktır. Tabii zamanla daha iyi görünecektir, eminim. Değerli başkanlarım, benim şöyle bir sorum olacak. Önce Orhan Bey'e bir sorayım. Şimdi ikimizin de özgeçmişlerini okuduğum zaman birimizin işletme, birimizin iktisat mezunu olduğunu gördüm. İkimizde de TÜİK verileriyle vatandaşın verileri hiçbir zaman tutmuyor. Geçenlerde bir partinin genel başkanının hanımlarla yaptığı söyleşte hanımın bir tanesi şöyle dedi: puan doğrarken değil de alırken alıyoruz. Eğer bir itibar geldiğiniz takdirde ekonomik verileri, ekonomiyi nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ya pardon, bir sesle bir kötü var ama. Evet. Reyhan Hanım, sesinden dolayı ben soruyu anlamadım. Siz anladınız mı? Ben de çok anlayamadım soruyu. Özetleyeyim isterseniz soruyu. Şey diyor, evet, Reyhan Hanım. Evet, siz duydunuz sanırım Orhan Bey. Evet, ben soruyu dinledim.
Hayat pahalılığından bahsediyorsunuz. Alım gücünün düşmesinden bahsediyorsunuz. Soğan doğramak alırken insanlar acı çekiyor. Evet. Deva Partimizin ekonomi üzerindeki planlarını, programlarını soruyorsunuz. Evet. Doğru tamam. Mu soruyu anlamışım? Evet, doğru. Şimdi, geçenlerde biliyorsunuz biz kongreleri Ali Bey Çorum'dan başladı. Çorum'dan başladığında biz politika yapmıyoruz. Yapmayacağız da. Bizim genel başkanımız da bu konulara zaten müsaade etmiyor. Halkın birisi Balıkçı'nın önünden geçiyorduk. Şunu sordu. Sayın Genel Başkanım dedi. Dolar düşecek mi diye sordu. Ali Bey şu cevap verdi. Dolar mı düşecek mi bilmiyorum ama dedi. Alım gücünü düzelteceğiz dedi. Şimdi alım gücü nasıl düzelir? Şimdi bizler biliyorsunuz ekonomist. Yani işimiz bu. Şimdi evvela hukuku. Siz inşa ederseniz bizim yabancı yatırımcının kaçma sebebi bu. Son yıl içerisinde 350 bin yatırımcı yurt dışına, yerli yatırımcımız yurt dışına yatırım yaptığı biliniyor. Anlatabiliyor muyum? Siz eğer hukuku inşa ederseniz, insanlara siz ülkeyi güvendirirseniz, parayı bir şekilde sistem içerisine çekerseniz, inanın alım gücü düşecektir. Nasıl ki 2009-2010 yılında doların 1.10 lira kadar düştüğünü hatırlıyoruz değil mi? O günkü alım gücüyle bugünkü alım gücü aynı değil. Şimdi hukuk sisteminin olmadığı bir ortamda siz ne yaparsanız yapın ekonomiye ben bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorum. Bakın ben ekonomiyi sonuç olduğunu düşünüyorum. Araç değildir. Araç olan hukuktur, eğitimdir, diğer argümanlardır. Ekonomi de sadece bunların sonucu olaraktan ortaya çıkan bir sonuçtur. Ve bunu o dakikadan sonra yönetmeye bakar. Şirketlerde de böyledir. Her yerde böyledir. Siz satışınızı düzgün yaparsanız, alımınızı düzgün yaparsanız, üretim planlamanızı düzgün yaparsanız, eğer yatırım planınızı da düzgün yaparsanız o işletmede inanın sorun çıkmaz. Sadece finans ne yapar biliyor musunuz? Ekonomi yönetimi ne yapar biliyor musunuz? O parayı doğru düzgün kullanmasına kalır. Şimdi biz evvela yapacağımız işler şu bize söylenen genel başkanımızın veya başkanlarımızın söylediği şu. Ve genel başkanımız da televizyonlara çıkarak devamlı anlatmış olduğu konu budur. Diyor ki hukuk. Peşinden eğitim sistemi geliyor. Bu ikisini düzelttiğimiz zaman Türkiye'de zaten yabancı yatırımcıdan bırakın. Şu andaki yastık altındaki para bile sistem içerisine entegre etseniz inanın ekonomi çok daha güzel olacak. Bakın en son ben bunu rahatsız oluyorum ve söylüyorum. Her platformda söylüyorum. Milli ve yerliliğimizden övünüyoruz değil mi hepimiz? Milli ve yerlilik şu mu? Ben herkese soruyorum ve bunu her yerde, her gittiğim platformda soruyorum ve rahatsız oluyorlar. Devletin verdiği 5 bin lira, 10 bin lira gibi rakamlar var biliyorsunuz. Geçenlerde faizsiz verdiler. Siz bu paraları dolara yatırarak, doların artmasını mı sağlamak? Bu parayı sistemden dışarıya çıkartıp yastık altına mı çekmek? Neden çekiyor bu insanlar? Evvela bunları araştırmak lazım. Bizler bir iş yaparken şunu yapıyoruz. Biliyorsunuz bir analiz yapmak için önce durumu çıkartınız. Sonra eksikleri belirlersiniz. Sonra yapılacakları belirtirsiniz. Sonra olması gereken durumu rapor haline getirirsiniz. Bizim de durumumuz devlette aynen budur. Gördüğümüz şu. Bir, bizim eksiğimiz bir nedir? Kendi halkımıza dahil. Bu ben en son bunu neden söylüyorum? En son 5 bin lira verdiler. O 5 bin lira ile millet döviz aldıysa ve bu dövizi de çekmecesine koyduysa, yastığının altına koyduysa, çeyreğe yatırdıysa parasını sisteme güvensizlik var demektir. Bu güvensizliğin yegane sebebi de hukuk sistemidir. Eğer siz hukuk sistemini evrensel hukuk inşa ederseniz inanın bana yastık altındaki para da çıkacak, yabancı yatırımcıya gelecek, sistem içerisinde giren para da ekonomimizi mutlaka düzeltecektir. Bizim yapacağımız iş şudur. Yani bizim Deva Partimizin yapacağı iş kesinlikle halkının da yabancı ülkelerin de güveneceği evrensel bir hukuku inşa edeceğiz. Eğitim sistemimizi inşa edeceğiz ve sonrasında zaten her şey kendinden yoluna girecek. Ve başında da Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan gibi bir üstadımız olduğu için o ekonominin çok daha güzel olacağını inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Düşüncem bu şekilde. Tatmin edici cevap oldu. Sayın Atabey, ben size özel bir soru soracağım. Sorun. Şimdi Sayın tabii, Babacan AK Parti'deyken bakandı. Eğer o gün yıllar önce olduğu gibi başka partilerde Sayın Erdoğan onu oradan kaldırmak yerine kendi kalkıp yerine oturtsaydı biz ne durumda olurduk? Bana mı soruyorsun? Şimdi şöyle Metin Bey'e sordum. Orhan Bey müsaade ederseniz. Tabii Metin Bey. Buyurun. Evet. Şimdi Deva Partisi'nden bahsederken
DEVA Partisi'nin bir kadro hareketinden de özellikle vurgu yapıyoruz. Kadro hareketi dememizin de amacı DEVA Partisi lider odaklı bir parti değil. Genel başkanımız da bakın bizim parti binamızın il teşkilatlarının parti binasında genel başkanımızın resim bulunmamaktadır. Bu lider odaklı olmadığımızın yegane göstergelerinden birisidir. Burada eğer zamanında Tayyip Bey evet ayrılmış olsaydı genel başkanımıza bırakmış olsaydı ekonomik olarak ne olurduk? Ha, evet buradaki aslında önemli olan şey kadroların yani istişare kurulunun yüksek olması, fikir dayanışmalarının olması ve kurumlarda özellikle kritik kurumlarda bu kritik kurumlardan kastımız bağımsızlığından özellikle Merkez Bankası, TÜİK gibi kurumların bağımsız olması için önemli kişilerin yani işi iyi bilen ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin olması gerekiyordu. Eğer genel başkanımız da eğer dediğiniz gibi o zamanlar başa geçmiş olsaydı kendi kültürünü yine yansıtmış olacaktı. Ve şu anda bizler Türkiye'den bahsederken gelişmekte olan ülkede bahsediyoruz ve kırılgan yapıdaki bir ülke diye bahsediyoruz. Kırılgan yapı dediğimiz ülke yani Türkiye'nin nasıldır, nasıl tanımlayabiliriz? Bakın son bir ayda doların sürekli 7.30'lar, 7.60'lar, 7.70'ler seviyesinde gidip geldiğini görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi kırılgan olması. Yani her şeyden etkilenebilir olması. Ama eğer biz güçlü bir ekonomi sistemimiz olmuş olsaydı, kurumlarımız bağımsız olmuş olsaydı, yabancı yatırımcı daha çok gelirdi ve ülkedeki yerleşikler 2001 yılında ekonomik krizde 2001 yılında ülkedeki yerleşikler DTH hesapları yani döviz tedarik hesaplarındaki %54,6 idi. Şu anda 2020 Ekim ayında yaklaşık bu seviyeye gelmiş. Ya bu ne demek oluyor? Yani kendi ülkesindeki vatandaşlar, ülkemizdeki vatandaşlar TL'mize güvenmiyorlar. Şu anda %17'lik bir politika faizi var. 2018'de 25'leri gördük. Yani vadeli yatırdığımız, alacağımız getiri daha fazlayken biz sürekli dövize yöneldik. Sürekli dövize yöneldik. Bunun en büyük sebeplerinden birisi maalesef kırılgan olması. Evet genel başkanımız özellikle 2011'den sonra başlayan, 2013'te ardı ardına devam eden bu dövizdeki sürekli oynaklıklara mutlaka müdahale edilirdi. Bir sistem oturtulurdu. Böyle olacağını da olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Çok yani daha çok iyi olacağını o dönemlerde çok uyarılarda bulunmuştu ve Erdoğan'la karşı karşıya gelmişti. Şimdi evet bize esnaf gezilerinde geçenlerde gelen soruya verdiğim cevabı da size söyleyeyim. Bununla ilgili evet bir eleştiri geliyor. Niye o zaman konuşmadı, niye ayrılmadı diye. Ya bir aile düşünün. Babanın her dediği doğru olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani özellikle günümüz şartlarında olamaz. Ama biz babamızın her söylediğine evet de demiyoruz. Ev içerisinde bir istişare var. Sürekli bir tartışıyoruz. Doğruyu savunmak için ve doğrunun olması için birçok faktör öne sürüyoruz. Genel başkanım da keza aynı şekildeydi. Yani doğruyu savunmaya çalıştı. İçeride bir mücadele edildi. Baktı ki gerçekten farklı bir sistem artık oturmuş ülke sisteminde. Bunun da artık yolu siyaseten AK Parti'ye nokta koyup biraz geri aşamada bekleyip ihtiyaçtan DEVA Partisi doğmasını beklemekmiş diye yorumluyorum ben. Keza biz de aynı şekilde. Evet teşekkür ederim. Buyurun Reyhan Hanım. Ben şunu soracağım. Biliyorsunuz ki İç Anadolu bölgesinde yaşıyoruz. Tarımın, üretimin en çok olduğu bölge İç Anadolu bölgesi. Ama çiftçilerimiz çok zor durumda. Hepsi icralık, traktörleri bankalar tarafından icralık. Tarım reformu düşünüyor musunuz? Tarımla ilgili bir reform düşünmüyor mu DEVA Partisi? İkiniz de cevaplayabilirsiniz. Buyurun Orhan Bey. Tarım. Partimizin tarım olarak politikalarını şu anda da henüz açıklamadılar benim bildiğim kadarıyla. Ancak tabii ki şunu yapıyor. Geçen Burak Bey'le, Burak Dalgın Başkanımızla bir sohbet esnasında bir Zoom toplantısına katılmıştık.
Kendisi dijital dönüşümle ilgili başkanlık yapıyor. Bir tarım da dijital dönüşümün etkinliğini kullanmak istiyorlar. Mesela bugün verimli tarımdan olsun, internetin olsun, bilgi iletişim sistemlerinin olsun tarım alanlarına uygulanması tabii ki desteklenecek. Tarım olmadan zaten bir ülkenin kalkınması imkansız. Bizim Deva Partimiz olarak da tarımla ilgili çok büyük bir çalışmalar yaptıklarını bize söylediler. Ancak partimizin şu anda hani daha çok yeni bir partiyiz. 9 aylık bir partiyiz. Genel kurulu büyük kurultayını yeni yapmış bir partiyiz. Bizim bildiğimiz, benim bildiğim yani özellikle ileri seviyede bir tarım politikası hazırlanıyor ve bunda çağın bilişim teknolojilerini entegre ederek bir çalışma halinde olduklarını biliyoruz. Yani özellikle sulama ve damlama ile ilgili tarımda sürdürülebilir bir politika gidiyoruz. Bu bizim parti programımıza da kısa da olsa yer alıyor. Tarımdaki şu anda en büyük problem maalesef ithalata dayalı olmamızdan kaynaklı. Hayvancılık sektörü keza aynı şekilde yerli üretim, yani yerli üretim yapabileceğimiz birçok girdiler maalesef şu anda hem maliyetleri yüksek, saman gibi bir bazı ürünleri de artık 2016'dan beri de ithal etmeye başladı. Aslında en büyük problemlerimizden birisi de bu. Cumhuriyet tarımı ilk defa samanı ithal ediyoruz biz. Evet. Ama bu bizim paramızın çok olduğundan kaynaklı değil. Yanlış tarım politikasından olmasından kaynaklı. Biz bölgesel bazlı tarım politikalarının uygulanabilir olmasını sağlayacağız. Daha verimli kullanılabilmesi için teşvikler vereceğiz. Köyden kente değil, tam tersi kentten köye ve köyde oturanların da kente göçmemesi için birçok teşvikler, maliyet teşviki, vergisel teşvikler, yatırım teşvikleri, üreticinin önünü açabilecek birçok teşviklerde bulunacağız. Şimdi hanginiz şanslı bilmiyorum ama Çorum iktidar partisinin elinde olduğu için Çorum'un halkı çok şanslı mı? Altyapısında, yardımlarında, hani asfaltında, hani meşhur olan asfaltlarımız var ya, yapılan yol yaptık. Evet. Tarımında, hayvancılığında Çorum AK Parti'nin elinde olduğuna göre Çorum halkı şanslı mı? Gelecek görü var mı? Valla biz kongre konuşmamızda şunu söyledik. Biz genelde şunu söylüyoruz. Çorum'u ve evlat muamelesi görüyor. Bakın ne hava yolu var, ne karayolu var, ne turizmden destek alabiliyoruz, ne tarımdan destek alabiliyoruz. İnanın yol falan da yok. Bizim Çorum maalesef Sadakat'ın AK Parti'ye bağlı. Evet. Bunu pazar günü genel kurulda, AK Parti'nin genel kurulu vardı. Kongresi vardı pardon. Kongresinde aynen il başkanı onu söyledi. AK Parti'nin kalesi dedi. Evet maalesef öyle. Şu anda 3-4 milletvekilinin 3'ünü AK Parti çıkartıyor. Ancak değişim başladı. Şunu bilin. Yani Çorum devletten istediğini hiçbir zaman almadı, alamıyordu. Bugün 1.5 milyar dolar ihracata sahip Çorum. Bölgesindeki en büyük ihracat hacmi bizdedir. 530 bin nüfusu vardır. 500 tane köyü vardır. 13 tane ilçesi vardır. Bu bölgenin en büyük ilidir. Anlatabiliyor muyum? Tarım alanı olarak da gerçekten yüz ölçüm olarak da büyük bir yere sahibiz. Ancak gerek karayollar olsun, gerek demiryolu, gerek havayolu, inanın alamıyoruz. Biz bakın bugün havayolunun olmayışından dolayı sanayisi Çorum'un çok yüksektir biliyorsunuz. Anadolu'nun kaplanları demişlerdi yıllardır Çorum'a. Maalesef bunu kaptırmaya başladık. Biz misafirlerimizi Çorum'da fabrikayı gezdirmeye getiremiyoruz. Çünkü neden biliyor musunuz? Günde tek bir uçak seferi var, o da sabaha karşı geliyor. Saatleri tek bir sefer. Adı da Merzifon Havalanı diye geçiyor. İnsanlar yurt dışına araştırırken Çorum Havalanı arıyorlar, bulamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu bölgede Tokat'ta 2 tane yapıldı. Yozgat'a yeni yapıldı. Merzifon'da var. Ancak Çorum'da yıllar önce yapılmış bir havalanı var. Şu anda üzerinde inekler otluyor. Ben size bu kadar vahim durumu söyleyeyim. Çorum hiçbir zaman hükümetin evet kalesi oldu, AK Parti'nin kalesi oldu, ancak hiçbir zaman AK Parti'nin istediğini alamadı. Sadece bizim İç Anadolu'nun insanı biliyorsunuz değişimleri kolay kolay yapamıyor. Muhafazakar yapımızdan geri. Alışkanlıkları kolay kolay terk edemiyoruz. Ondan dolayı bizim maalesef destek alamasak da Çorum şu ana kadar AK Parti'ye bayağı bir destek verdi. Ancak şunu görüyoruz, sahadayız her gün. Bayağı bir Deva Partimize karşı ilgi var. Dün olayı anlatayım.
ufak bir tatil yapayım dedim. İki gün kafayı dinleyeyim dedim. Birisi geldi. Çorum değil mi dedi. Ve yanıma geldi. Evet dedim. Allah yolunuzu açık etsin dedi. İnşallah yapacaksınız dedi. Bu olay yaklaşık 150 kilometre uzakta bir yerde oluyor. Ve insanlar müthiş destekli. Sahaya çıkıyorum. İnsanlar gülüyor. Ben bugüne kadar bir tane hakaret almadım. Ve şuna inanıyorum. Tamam kalesi olacak da artık devanın kalesi olacak Çorum. Evet, inşallah destek başkanım. Alamıyoruz. Onu da bilin yani. Çorum destekleri sıfırız. Bunları rakamlara da döküyoruz. Büyük her yerde bağırıyoruz. Çorum alamıyor. Üvey evlat yapıyorsunuz diyoruz ama maalesef geçmişte kötü hükümetler maalesef insanların kararlarını çok zor değiştiriyor. Yani bugüne gelişin sebeplerini analiz ettiğiniz zaman o 99-2000 arasındaki hükümetlerin yanlış politikaları olsun, daha önceki politikaların İç Anadolu'ya bakış açısı olsun, maalesef şu anda bu küçük yardımlar, küçük destekler milletin vazgeçemediği şeyler olmuş. Daha iyi görmek bile istemiyorlar. Biz daha iyi göstereceğiz. Zaten genel başkanımız da eski bir AK Partili, yıllarca 13 yıl, 14 yıl bakanlık yapmış ve çok iyi şeyler başarmış biri olarak bunu gösteriyor ve insanlar bize karşı gerçekten çok güzel bakıyorlar. Umutluyuz. Biz deva olacağız. Şimdi Sayın Atı Bey, size gelmeden ben bir hemen konuklarımızı, izleyenlerimizi onar etmek istiyorum. Muhsin Safsar, Aslan Aslan Türk, Seval Sevil, Yusuf Aydın, Ahmet Su İçmez, Neşe Gökalp, Burak Aralık, Tülay Akkoç Caman, Fatih Geleş, Bayram Atabey, Abdurrahman Şahin, Kadir Duman, Deniz Kaya, Adnan Kaya, Bayram Atabey, Çetin Topçu, Ahmet Damar, Deniz Kaya, Gökhan Kabakdere, hemen Deva Çorum, Ömer Akman, Mehmet Mehmet, Rahip Yıldız ve Süreyya Sakkınç ve altında devam eden izleyicilerimiz var. Sayın Metin Bey. Kırşehir ittifakta. Öyle ya da böyle ileride sizin de belki birlikte olacağınız yerde. Peki Kırşehir'in ittifaktaki belediyeleri bu tabii ki 9 ay oldu daha fazla olmadı ama 9 ayda bir gelişmeler gösterdiler mi? Evet. Şimdi dediğiniz gibi aslında çok erken bir belediyecilikte bir ilk 4 sene aslında bir çalışma ve zemin açısından çok önemlidir. Belki bir sonraki senelerde çok daha iyi değerlendirilebilir ama 2019 bütçesine baktığımızda Sayıştay raporunda evet bütçe fazlalığı vermiş. Mevcut bir önceki belediyeden aldıkları borçla 452 milyon gibi Kırşehir nezdinde çok yüksek bir borca sahip belediye şeklinde aldılar ittifak. Şu anda yapılması gereken belki borçları temizliyorlar ama temizlemeye çalışıyorlar. Bir istihdam şu anda yaratamadılar. Kadın kooperatifler üzerine biraz yoğunlaştılar. Bu konuda kadınların da çok büyük bir öneme sahip olduklarını belediye göstermiş oldu. Ama bizlerin beklediği daha çok sahada olmaları, daha çok halka dokunuş yapabilmeleri. Pandemi döneminde bizler basında demeç verdik. Gelin dedik, tamam, hükümetin de bir kasa yok. Merkez Bankası'nda ve hazinede maalesef. Merkez Bankası'nda kısaca onu da söyleyeyim. Merkez Bankası tarihinde ilk defa rezervler eksi seviyededir. Yani swaplardan sonraki düşen seviye eksidir. Ve bu Cumhuriyet tarihinde ilk defadır. Sıfırları biz gördük ama eksileri de ilk defa hükümet zamanında gördük. Biz dedik ki evet, madem bir kasada para yok, gelin belediye, yerel hükümet ortaklaşa el ele bir kampanya başlatalım. Esnaflarımıza destek verelim dedik. Bu konuda belediyeden biraz daha destek bekliyorduk. Ama belediye bu konuda atıl kaldı. Yeterli desteği veremedi. Daha çok sahaya inmesi gerekiyor. Daha çok bize her iki aydır hemen hemen günlük esnaf gezilerinde bulunuyoruz. Ve esnaflardan söylenen, tamam bir önceki belediye birçok yanlışları vardı ama şimdiki mevcut belediyede bizim yine istediklerimizi bize veremiyorlar. Biz de söylüyor 9 ay 10 ay kısa bir zaman. Şu anda o başarıyı görmeniz çok zor ama bir halka biraz dokunuş gerekiyor. İstihdam yaratabilecek kooperatifçilikle ilgili şu anda kooperatifçiliği öne sürerek bir nevi aslında seçimi kazandılar. Biraz daha kooperatifçinin üzerine değinilmesi gerekiyor. Çalışmadan biraz daha sürdürülebilir olması lazım. Bu konuda belediye biraz daha atıl kalıyor maalesef ama daha çok çalışması gerekiyor. 2019'da verdiği bütçe fazlasını yatırıma ve istihdama, gençlere ve kadınlara daha çok iş olanakları bulabilecek şekilde
bir seferberlik başlatması gerekiyor. Bu konuda evet maalesef istenilen seviyede değil belediye. Ha, biz gelirsek, biz ittifaklarla mı geliriz, nasıl olur? O şu anda gündemde değil tabii ki bizim ittifak sürecimiz ama DEA Partisi tek başına iktidar olmak için kurulan bir partidir. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde siyaset nasıl şekil alır? Onu biz il başkanları seviyesinde bileceğimizi çok sanmıyorum. Orhan Bey. Efendim. Şöyle bir sorum olacak. Kadınlar Çorum'da ne durumda? Neler yapıyorlar? Çalışma hayatına ne derecede katılıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Özel sektör Çorum'da yani işsizliğin çok yüksek olduğu bir şehir değil. Yani şimdi sanayinin olması, efendim söyleyeyim, kamuda çalışmalar falan var. Yani diğer illere göre yani o konuda iyiyiz. Kadınlarımız da gayet iş hayatında aktifler. Çorum DEVA Teşkilatı olarak soruyorsanız da kadınlarımız şu anda il yönetimde 10 tane kadınımız var. Onlar kendileri şu anda esnaf ziyaretleri olsun, kadın politikalarını anlatarak şu anda partimizi anlatmaya çalışıyor. Ancak şöyle bir gerçek var. 20 yıllık bir iktidar var Türkiye'de biliyorsunuz. Maalesef tarihimizde hiç görülmediği kadar bir eskiden askeri vesayet vardı. Şimdi maalesef değişik bir siyasi vesayet var. Sahaya inseniz de insanlar evet size gülüyorlar. Destekçiniz diyorlar. Her türlü desteği veriyorlar ama partiye katılım konusunda biraz çekimser kalıyorlar. Zaman içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Partimize kadınların ilgisi güzel. Ancak bunu üye veyahut da yönetim bazında tam istediğimiz kıvama getiremedik. Bu bir öz eleştiri olarak kabul ediyoruz kendimiz için. Ancak bunun için kadınlarımız ayrı bağımsız olarak çalışıyor. Devanın bakış açısını anlatıyor. Genel merkezimizdeki kadın politikalarındaki başkanlarımızın pozisyonlarını anlatıyor ve bakış açılarını anlatıyorlar. Yani kadınları çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak kolay bir süreç değil. 18 yıllık bir iktidarın uyguladığı baskı var. Korku var. Maalesef insanlar çekiniyor. Çoluğu çocuğu veyahut da üçüncü kuşak akrabasına kadar iş korkuları var. Zamanla aşacağımızı düşünüyoruz. Şunu biliyoruz. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışırsak mutlaka Rabbim bize bir ödüllendirme yapacaktır diye düşünüyoruz ve çalışacağız sonuna kadar. Metin Bey. Soruyu yanlış şimdi anlamadıysam bunu... Efendim? Orhan Bey? Değil mi? Evet evet buydu. Metin Bey'e bir sorun olacak. Metin Bey biliyorsunuz ülkemizde kadınların yaşadığı şartlar öldürülüyor. Farklı şekiller istismara uğruyorlar. İstanbul Sözleşmesi DEVA Partisi olarak nasıl bakıyorsunuz? Ve bir de arkadan şöyle bir soru ekleyeyim ben. Partimizde kadın kotası var mı? Evet, bizde şimdi partimizde kadın kotası yok. Cinsiyet kotası var bizde. Evet. Evet, %35 cinsiyet kotamız var. Burada biz 9 tane de kadın il başkanımız var. Belki de, bildiğim kadarıyla siyasi partiler arasında en çok kadın il başkanı olan biziz diye biliyorum. Tam rakamlardan emin değilim ama öyle olduğumuzu düşünüyorum. Cinsiyet kotamızdan kasıt da evet kadın il başkanı olduğu zaman erkeklere yani %35 en az erkek olsun. Erkek il başkanı olduğu zaman en az %35 kadın olsun gibi cinsiyet kotamıza uygun bir şekilde yönetimler oluşturuluyor. Bu sadece il bazında değil. İlçe bazlarında da. Yani Kırşehir'in bir ilçesi. Biz geçenlerde Akçakent ilçesini kurduk. Akçakent ilçe başkanına dedik. Yani mutlaka iki tane kadınınızın olması lazım. %35 kotası en az 7 kişiyle kuruluyor. Yani mutlaka iki tane olması gerekiyor dedik biz. Çünkü parti tüzüğümüzde yer alan bütün şartları il teşkilatları ve ilçe teşkilatları oluşturmaya çalışıyor. O yönden kadın ve gençlik kotaları, gençlik kolları ve kadın kolları gibi ayrı kolların olmadığı da tek parti yine biziz. Aslında DEVA Partisi'nin ayrı bir kültür olduğunu evet zaman geçti daha iyi anlaşılacak. Dijital dönüşümlerle ilgili tek başkanlık kurulu olan yine genel parti, siyasi parti biziz. Hiçbir partide dijital dönüşümlerle ilgili herhangi bir başkanlık kurulu yok. Yine biz varız burada. DEVA kültürünü zamanı daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum. Tabii biraz da zaman gerekiyor yeni bir parti olduğumuz için. İstanbul Sözleşmesi biz kabul ediyoruz. Daha iyisi olana kadar şu andakini kabul ediyoruz. Ama daha iyisini de mutlaka yapmak için de iktidara geldiğimizde çalışacağız. Peki.
Metin Bey, ben sizden başlıyorum. Çünkü sizin yerinizde gördüm. Deva Partisi'nin sloganı, sistemi değiştirmek için geliyoruz derken parlamenter sistemi mi kastediyorsunuz? Orhan Bey, bu soru sizin için de geçerli. İlk önce Metin Bey'den duyalım, sonra sizden alalım. Yani sistemi değiştirmek için geliyoruz. Sloganınız, bunda bir parlamenter sistem mi kastediyorsunuz? Şimdi Deva Partisi eşitlik, özgürlük ve adalet için geliyor. Bunu biz her yerde de söylüyoruz. Evet, sistemi değiştirmek için de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz biz de. Ve şu anda da yoğun bir çalışma var genel merkezimizde. Bununla ilgili de basına bir açıklama olacaktır diye düşünüyorum. Bu ayın sonlarında sanırım genel başkanımız geçen bir Fox TV yayınında ondan bahsetti. Muhtemelen bu ayın sonuna doğru da güçlendirilmiş parlamenter sistemin Deva Partisi'nin koruduğu politikalar nasıl olmasıyla gerektiğiyle ilgili bir sistem önerisinde bulunacağız biz. Ve bizim olmazsa olmazımız, dediğimiz gibi tek elden yönetimden ziyade güçlendirilmiş parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığı ve özellikle de yargı bağımsızlığı, yargının hiçbir şekilde müdahale edilemediği, yargı gibi en önemli kavramlar olan, en önemli kurumlar olan Merkez Bankası, TÜİK gibi, BDDK gibi bu tarz kurumlar hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceği ve bu sistemde de içerisinde de atamaların daha liyakatli ve sistemli bir şekilde olması gerektiğini söyleyen ve aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında mülakat sistemini kaldıracak bir sistemin oluşması için Deva Partisi geliyor. Mülakat sistemi maalesef devletçilik ilkesine de aykırıdır. Çünkü birilerinin desteğiyle eğer birileri atandığı zaman devletten ziyade o atandığı kişiler, yani onu destekleyen, onu oraya getiren kişilere karşı bir aidiyet duygusu oluşuyor. Bizler bunu istemiyoruz. Bizler daha çok liyakat, ehliyet ve sürekli söylediğimiz liyakat, ehliyet olmazsa olmazımız Deva Partisi'nin kuruluş amaçlarından birisidir. Bu olmazsa olmazımızdan olduğu zaman kuruluşlarda Deva Partisi birçok alanda başarıyı sağlayacaktır. Ve bunu da zamanla göstereceğiz iktidar olduğumuzda. Evet, yani kısacası güçlendirilmiş parlamenter sistemi tabii ki savunuyoruz. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. Orhan Başkanım, kusura bakmayın. Buyurun Orhan Bey, yok rica ederim. Buyurun Orhan Bey. 2 yılda başkanlık sistemini geçtikten sonra yaşadıklarımız ortada. Kanun hükmünde kararnamelerden her şey yapılabiliyor. Tek adam rejimi gibi oldu. Maalesef başkanlık sistemini kopyaladığımız yerler gibi uygulayamıyoruz. Hala da başkanlık sistemiyle ilgili uyum yasalarının çoğu da çıkmadı. Geçen en son Sayın Bahçeli'nin açıklaması var, bir an önce çıksın gibisinden. Görüldü ki bu sistem hiçbir şekilde tutmadığı gözüküyor. Ve bizim gibi ülkelerde de sanırım çok değişim şart geliyor. Bunun için de bizim merkezimiz, genel merkezimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemini benimsiyor. Yani değişim tabii ki buradan başlayacak. Evvela yönetim merkezi oradır, meclistir. Mecliste de bu şekilde bir çalışma yapılacağını biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu kolay bir çalışma değil. Çünkü altının çok dolu olarak yapılması gerekiyor. Eski sistem olmayacak. Şu andaki sistem hiç olmayacak, onu biliyoruz. Çünkü şu andaki sistemin neler getirdiğini görüyoruz. Ve 20 yıllık, bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 97 yıllık sürecin sonunda gelinen sistem çok çok eskiye gitmiş, kötüye gitmiş sistem var ortada. Onun için çok daha sağlam temeller olan, iyi bir çalışma yapılmış, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz için sisteme geçiş yapacağımızı biliyoruz. İnşallah da başaracağız. Değişim oradan başlayacak, meclisten başlayacak inşallah. Leyhan Hanım, bir saniyenizi alıyorum. Ben buradan yine bir okuyorum. Yusuf Taşdemir, Cevat Yalçın, Ömer Akman, Veysel Yol, Mehmet Karakoç, Enes Tanrı buyurdu, Özgür Oksal, Özcan Ocak. Burada Enes Tanrı buyurdu, soru da son ya yazmış. Ali Babacan Dönülmez, aşk, akşamın ufkundayız, emaneti teslim almanın hazırlığındayız demiş size. Buyurun Reyhan Hanım. Aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz Orhan Bey? Aşı çalışmalarıyla ilgili. Şimdi şu anda elimizde biliyorsunuz Çin'den gelen aşılar var. Pfizer aşıları da aynı ustam gelmedi diye biliyorum. Kesinlikle bilim kurulu çalışmalarını yapıyor. Kullanılması gerektiğini düşünüyorum, destekliyorum. Çünkü bu sağlık konusunda ocu bucu olmaz. Mevcut hükümet yapmış, yapmamış değil. Bu genel konularda her zaman doğru olan yanında olacağız. Bu konuda da
hükümetin şu andaki aşı konusundaki tutumunu destekliyorum ben şahsi olarak. Genel Başkanımız da şu ana kadar herhangi bir aleyhte bir açıklama yapmamıştır. Umarım bir an önce istenildiği kadar 30 milyon doz mu demişlerdi, öyle bir aşı bekleniyor. Bir an önce gelir. Daha henüz 65 yaş üstüne bile vurmadılar. Umarım bir an önce vurur çünkü bayağı bir sıkıntılı süreçteyiz. Umarım bir an önce gerçekleşir. Yani yerli aşıyla ilgili çalışmalar yapılıyor diyorlar. Tabii bunları bizim ne kadar bilme şansımız var. Çok kolay değil bu işler. Yapıyoruz diyorlar. Hatta bizim Çorum'da bile yaptıklarını söylüyorlar. Sayın Ahlatçı grubun yaptığı söyleniyor. İnşallah Çorumlu yapar da biz de gurur duyarız. Salgın nasıl etkiledi Çorum'u Orhan Bey? Yani Çorum pandemi. Bayağı bir sıkıntılı bölgeydi. Evet, pandemide çok sıkıntılıydı. Bir ara tavanlar yaptı, hastaneler doldu. Çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Hatta konteynerlarda insanlar yattı. Biz bu dönem zarfında maalesef hastanenin yerini değiştirmişlerdi. Yeni hastane yapmışlardı. Şehir hastanesi modunda. Eski hastanemiz terk edilecesine kapatılmıştı. İYİ Parti'nin başkanlığında, öncülüğünde, il başkanının öncülüğünde burada hastanemizi geri istiyoruz, açılsın diye bir açıklamayla başlanmıştı. Çünkü insanların konteynerlarda yatması veyahut da hasta olan birinin, pandemide solunum cihazına bağlı bir insanın ilçelere sevk edilmesi gerçekten çok kötüydü. Burada çok güzel bir yerde hastanemiz vardı ancak kaderine terk edildi. Ameliyathanesiyle olduğu gibi kapatıldı. O dönemde işte biz de destek verdik açılsın diye. Yani buna rağmen tedbirler var ya, tedbirlerin sayesinde iyi bir gelişme oldu. Çorum şu anda riskleri azalmış bir ilk konumunda. Yani çevrelere göre pandeminin çok riskli olduğu söylenmiyor. Yani bize burada yetkililerin verdiği bilgiler bu şekilde. Tabii ki etkisi var, dikkat ediyoruz. Maske, mesafe, temizlik kuralları Çorum'da gerçekten uygulanıyor. Halkımız bu konuda ben gerçekten görüyorum, takip ediyorum. Maskesiz çok az insan görüyoruz. Gerçekten Çorum bilinçli o konuda. Halkımız gerçekten güzel ya o konuda, ben takdir ediyorum. Metin Bey, Kırşehir'in pandemi ekonomik olarak nasıl etkiledi? Şimdi tabii ekonomik olarak tüm illeri etkilediği gibi Kırşehir gibi küçük illerde daha fazla etkiledi. Son günlerde pandeminin etkisi %80 oranda azaldı diye bir açıklamayı ben geçenlerde okumuştum. Kırşehir'de Orhan Başkanımız söylediği gibi Kırşehir'de çok dikkat ediyor bu konuda. Ve etkilenen esnaflar küçük şehir olduğu için çok daha fazla. Ve verilen yardımlar da Kırşehir esnaflarının, yani hani derler de bir can simidi gibi bir ilaç lazım. Hani can simidi atın ki kurtulsun diye. Kesin gibi can simidi olmadı bu verilen destekler. Evet. Ben mali müşavir olduğum için ben şöyle bir örnek vereyim size. Bir ay içerisinde 3 tane esnaf mükellefi kapattı işini. İş yapamadığı için. Ya kahveciler, özellikle kahveciler, servisçiler inanılmaz etkilendi. Biz kahveciler odasına gittik geçenlerde. Servisçiler odasına gidiyoruz. Yani valinin yaptığı bir açıklama, servisçilerden 5 kişiye yardım yapılacak demiş. Servisçi odası diyor ki ben de başkan kime vereceğim 5 kişiyi? Ben bunu belirleyemem dedi. Ya sadece Kırşehir nezdinde değil, tüm illerde büyük sıkıntılar var. Muhakkak. Evet, yani o yüzden çok 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 zor çok kötü etkilendi. Bakın hazinenin, yani Merkez Bankası'nın bir akçesi vardır, bir kalemi vardır, yedek akçe diye. Yedek akçenin anlamı da diyor ki bu savaş zamanında, pandemi zamanında, salgın zamanlarında ihtiyaç olunan durumlarda hatır geldiğinde ülke vatandaşlarına sosyal devlet anlayışı gereği gerekli yardımları yapmaktı. Ama maalesef bu yardımlar yapılamadı. Birçok esnaf, evet Orhan Başkan'ın söylediği gibi 5.000-10.000 TL krediler aldı çok düşük faizlerle. Ve bunu dolara, işte dövize yatırdılar, altına yatırdılar. Bir güven kalmadı. Baktığınız zaman esnaflar, geçen yine bir esnaf kesiminde 25.000 TL kredi almış. Ekim ayında ödemesi vardı, o biraz ertelendi. Bunu ödeyemem diyor. En azından bir faizle bir ertelemek yerine bunu da küçük küçük taksitlerle diyor yapandırmış olsalardı ve bir sıfır faizle diyor ertelemiş olsaydı belki ileriki aşamalarda ödeyebilme durumum vardı. Ben bu kredimi ödeyebilmek için kimden borç alacağım? Borç aldığım zaman nasıl ödeyeceğim? Yani pandeminin etkisi 3-4 ay 5 ay sürer diye düşündük ama bir sene oldu. Yani bunun gibi birçok sıkıntılar var. Yani geçenlerde zaten bir pazar gezisinde
Bir teyzeyle görüştük, konuştuk. Bu hatta sosyal medyaya da attık biz. Özellikle gençlerin gelmesiyle ilgili. Biz diyor çocuklarımıza protein ihtiyacını karşılayamıyoruz diyor. Yani 5 liralık 10 liralık mantarlar alıyoruz biz. Protein ihtiyacı karşılansın diye. Ya o kadar zor durumda, zor durumda ki insanlarımız, esnaflarımız. Biz esnaf kesi yapıyoruz ama yani bir de bize sorun gerçekten akşamları artık o kadar psikolojimiz bozuluyor ki. Yani gerçi biz de bir esnaf sayılırız ama biz de çok etkileniyoruz. Bizim gerçekten psikolojimiz bozuluyor. İnsanların o hali gördükçe, onların o halini gördükçe. Yani biraz uzattım ama kusura bakmayın. Yani sadece Kırşehir nezdinde değil, gerçekten tüm ülkede büyük bir problem var. Kırşehir'de de bu çok çok hissedilir bir durumda. Şimdi Bekir Bey, ihtiyaç akçesi dediniz ama ihtiyaç akçesini daha önceden yasayla ele geçirdi ama pandemiyle vurulacağını düşünmedi sanırım iktidar. İhtiyaç akçesini pandemiden önce harcadı. Evet. Şimdi normal şartlarda Mayıs aylarında Merkez Bankası kar payı avansı gönderir hazineye. 2019 ve 2020'de Ocak aylarında kar payı avansından önceden aldılar. Bir de varlık bonu vardı biliyorsunuz. Varlık bonu benim bildiğim, yani yanılıyorsam düzeltin, öyle okumuştum. Varlık bonu da paranızın fazla geldiğinde onu varlığa çevirirsiniz. Ama bizdeki varlık bonundaki şirketler de zarar ediyor. Evet, şimdi varlık fonu aslında kelime anlamı Norveç gibi ve Orta Doğu ülkeleri gibi olması gerekiyor. Yani bir dediğiniz gibi paranın fazla olması lazım. Bu parayı değerlendirebilmek için de bir fonu kurulması gerekiyor. Maalesef biz Norveç ve Orta Doğu gibi cari fazlası veren ve varlık fazlası elimizde biriken bir ülke değiliz. Bakın aslında bunun en güzel örneklerinden birisi, şimdi Avrupa'da bir ev alacağınız zaman birçok gelirin nereden geldiğiyle ilgili birçok soru sorulur. Birçok beyanname istenir. Bakın biz diyoruz ki siz bütün gelirinizi getirin yurt dışından, biz sizi vergilendirmeyeceğiz. Önceden bu %2'ydi, %1'e düşürüldü, şimdi 0'a indirildi. Yani o kadar ki vahim durumdayız. Yani getirin diyor paranız diyor. Kara para mı olur artık, yastık altı paranız mı olur diyor. Getirin diyor, bizim diyor mevduat hesaplarına yatırın. Hiç diyor vergi almadan sizin diyor paranızı kendi kendinize, yani tasarrufunuzu değerlendirin diyor. Varlık fonu da keza bu şekilde. Varlık fonunun hem denetlenebilir açısından büyük problem yaşaması. Çünkü Sayıştay gibi kurumun varlık fonunu, yani varlık fonu mekanizmasını denetleyemiyor. Ben az önce CV'mde bahsettiğim gibi uluslararası bağımsız denetim firmalarında çalıştım ben. Vergi bölümünde çalıştım. Birçok halka açık şirketlerin denetimlerinde ben bulundum. Kamu özel işbirlikleri, üçüncü köprü gibi şirketlerin de denetimlerinde bulundum. Şimdi şöyledir, bizim gibi şirketler diyorlar varlık fonunu denetliyorlar. Ha, varlık fonu içindeki şirketlerin birçoğunu Sayıştay denetliyor ama varlık fonu kendisini denetlemiyor. Özel kurumlar varlık fonu denetlediğinde ne kadar şeffaf olabilirler, ne kadar hesap verilebilir? Çok geç alınmış oluyor. Çok geç denetliyor. Tabii. Sayıştay gibi bir kurumun, Sayıştay gibi bir kurumun denetiminden siz uzun bırakıyorsunuz böyle bir kurumu. Geçen gün daha çok zarar etmeye başlıyor varlık fonu. Bir an önce biz diyoruz ki Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde ilk işimiz yapacaklarımızdan birisi varlık fonu kapatmak. Zaten ülkemizin genel sorunu denetleme problemi değil midir? Tabii. Aslında baktığınız zaman bu birçok kurumda böyle bir sıkıntılar vardı. Ben 2019 Sayıştay raporunu okuduğumda belediyede iş denetim, ben aynı zamanda yüksek lisansım iş denetim iş kontrol, iş denetim iş kontrol üzerinde bir sistemin olmadığından bahsediliyor Sayıştay raporunda. Sizin de söylediğiniz gibi Reyhan Hanım, denetleyici bir kurumun olmaması, hiyerarşik düzende alt üst ve üst alt ilişkilerinin yeterince sağlam bir zeminde olmamasından kaynaklı birçok yapılan işlerde hem kötüye sebebiyet veriyor hem de farklı anlaşılabilecek, özellikle kamu ihaleleri gibi farklı anlaşılabilecek 4-5 şirkete verildiği gibi bu tarz mevzuatsal sorunlardan, açıklardan kaynaklı birçok sebebiyetlere yol açıyor. Bunun da tabii kesinlikle denetleyici bir kurumun bir an önce kurulması, kamu kurumu ve kuruluşlarında bir an önce denetleyici bir kurumlarının kurulması ve bizim her zaman söylediğimiz gibi gerçekten liyakat sahibi insanların bu kurumlarda olması gerekiyor.
Yani eş, dost, akraba ilişkisi biz istemiyoruz. Hani aşiretçilik deniliyor ya, aşiretçiliği biz yapmayalım. Evet. Orhan Bey, ben size bir soru soracağım ama soru kısa çalışma ödeneğindeki SSK eksikliği. Bu soruyu kendi üzerimden soracağım. Ben bir esnafım, bir çalışanım var. Ve Mart'tan itibaren aralıklarla bir ay ödedim. Onun haricinde sigorta ödemiyorum. Devlete borcum yok. Evet. İşçim zannediyor ki, baktım e-devletten giriyorum. 12 gün çalışmış gözüküyor. 18 günü yok. İşçim zannediyor ki onu devlet ödüyor. Ben de zannediyorum ki devlet ödüyor. Ama bütçenin o alt kısmına baktığınızda 0-0 yazıyor. Bu da şunu gösteriyor büyük bir ihtimalle. Devlet SSK'yı ödemiyor. 9 aydır her ay 12 gün olmak kaydıyla kısa ödenekte, yani bak yarım ay bile değil. Yani 12 ayda ne oluyor? 5,5 ay ya da 5 ay bir sigortalı gözüküyor. Ve ileride işçi benim karşıma geldiğinde sen benim SSK'mı ödememişsin dediğinde, devlet de ödemediğinde, bu 6,5 ay onun zararı değil midir? Bu konuda bir bilginiz var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. İş kaybı, yani yarın bir emeklilikte gün kaybı hesabı mutlaka olacak. Bu konuda esasında daha çok Metin Bey'in bilgi alanına girir de, ben daha çok yönetim finans danışmanı olduğum için o mali müşavir bu işleri daha iyi bilir ama şimdi düz mantıktan gidersiniz. Düşünün. Bir yılda yatıracağınız sigorta prim gün sayısı ne yapar? 12 çarpı 12, 144 gün yapar. Doğru mu? Doğru. Oysa 360 gün prim yatması lazım. Yani emeklilikte gün sayısına baktığınız zaman mutlaka sıkıntı yaşayacaksınız. Ama şu var. Devlet burada size kişiler herhangi bir hak talebinden gelemeyecek diye biliyorum. Ancak şu var, tabii ki kayıpları var. Bu kısa çalışma ödeneğinden dolayı yarım ayın bile daha aşağısında prim gün sayıları oluşuyor. Mutlaka emekliliklerde, emeklilik hayatlarında çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Yani çok büyük sıkıntılar var. Geçenlerde ben bu konuyla ilgili bir durumu anlatayım. Hatta ben savunduğum bir sistem var. 2000 öncesinde biliyorsunuz. Denetim için bazı şeyleri kişiselleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Katılmaz insanlar. Eskiden ne vardı? Hatırlar mısınız? Tasarım teşvik konuları vardı. Veya komite dönüştürme yardımı vardı. Neydi bunlar? Herkesin kendi bir numarası vardı, oraya yatıyordu. Ne kadar veriyorsa o kadar alabiliyordu. Şimdi işsizlik birimi olsun, bu gibi şeyler olsun. İnsanlar maalesef havuza yatıyor. Yüksek yatıran da az yatıran da, tamam mı, yakın paralar alıyor. Bu ne yapıyor? İnsanların geleceklerini düşünmesini engelliyor. Eskiden olsaydı, ben iyi hatırlıyorum o 95'te, 96-97 yıllarda ne kadar tasarruf eşiğimiz yatıyor diye merak ederdik. Şimdi gelecekteki emeklilik maaşımızı da merak etmemiz gerekiyor. İnsanlar bilinçlenmesi gerekiyor. İşte biz eğitim dediğimiz olay bu işte, biliyor musunuz? Aman bugün bana yeter deyip de bugün bana ne veriyor mantığıyla gidersek ileride sizin 12 günler başınıza iş açacak. Kısa çalışma dilekleri başınıza iş açacak. Şahıslar olarak konuşuyorum. Emeklilikte maaşınız yüceye dönecek. Bugün 1500'e maaş alan insanlar var. Maalesef benim, sistemin hata... Biri benim Orhan Bey, 1500 değil, 1321 lira, 59 lirakısı basınla alakalı olduğu için, niye 1500? En düşük 1500 olduğu için, ama ana maaşım 1321 lira. Bakın işte o yüzden sistem burada yanlış. Biz sadece, siz biraz önce parlamenter sistem dediniz, sistem komple değişmesi gerekiyor. Ben size ne söyleyeyim? İnsanlara biz sorgulatıcı, biz, bakın ben sahaya çıktığım zaman insanlar bana soruyor. Ben diyorum sana ne yapıyorum biliyor musun diyorum. Akşam eve gittiğinde en azından bu adam ne dediydi diye tartıştırmaya çalışıyorum. Kafasına soru işareti düşündürüyorum, anlatabiliyor muyum? Bugün zaten önümüzde bir seçim yok. Biz bugün sahada niye varız? Her gün niye sahaya çıkıyoruz? İnsanların kafasına şimşek çakmak, düşünmeye sevk etmek için. Dünyada yeryüzündeki canlılardan farkımız beyin var. Bu beyni kullanmalar için yapıyoruz. Bütün çalışmalarımız bu. Biz şunu yapmamız lazım insanlara. Ben bu 12 gün yatıyor, ben bu 12 gün yattı, Allah'a bin şükür diyelim ama bunu da soralım. Niye 12 gün? Yarın bir gün ben emeklilikte ne alacağımı sorduralım. Emekli maaşından, çünkü bugün 60'tan sonra esas paraya ihtiyaç duyacaksınız. Çoluğunuz çocuğunuz o gün sizden para bekleyecek. Torununuz o gün sizden açlık bekleyecek. Bugünü düşündürerek bir şey, toplum yaratılmamalı. Anlatabiliyor muyum? Sistem komple değişmekle değişsin dediğimiz olay budur. Sizin yaşayacağınız sıkıntıyı söyleyeyim. 12 günlük süreyle bugün evet günü kurtarıyorsunuz. Sağlık hizmetini alabiliyorsunuz. Ama ileride emeklilik maaşlarınıza kadar her şey yansıyacak. Bakın ben kurumsal şirketlerde... Bakın ben kurumsal şirketlerde müdürlük yaptım. Yabancı şirketlerde yaptım.
Ben bugün geleceğe umutla bakıyorum, biliyor musunuz? 8500 primim var ve tavandan yatırdım. Ve ben bugün emeklilik hayatına pembe bakabiliyorum. Ama çoğuna bakıyorum, bakamıyorlar. Ne alacaklarını bilmiyorlar. Bugün bir şehir plancı arkadaşımdan konuşuyorum. 1500 ayda Orhan bana bağlanınca kaçtı şey dedi. Emekli maaşı 1600 olmuştu. Kendi kendine dala geçebiliyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar 30, evet, ben de geçiyorum. 30 yıl prim ödüyorsunuz. Sonunda 1600 lira alıyorsunuz. Ölerseniz dolara ne yapar? Kaç dolar yapıyor Metin Bey? 200 dolar mı yapıyor? Yapmıyor bile. 180 evet. dolar para kazanıyorsunuz. Bırakın buradan yurt dışına seyahate. Şuradan Çorum dışına çıkamazsınız bu parayla. O yüzden biz insanların bugün, yani tamam biz inançlı insanlarız. Elhamdülillah, her şey için elhamdülillah, ama sorgulayalım her şeyi. Sonra elhamdülillah yine diyelim. Bizim insanları eğitmemiz gerekiyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Ve peşinden hukuk diyoruz. Bu ikisini yaptığımız zaman... Yahta Bey, bu konuda siz bir şey diyor musunuz? Ya şimdi eğitimle ilgili ben şunu iddia ediyorum. 30-40 yıl öncesi sisteme dönüş olsa eğitim için çok büyük bir yapısal reform olmuş olur. Şimdi öncelikle ilk öğretim ve liselerde ben şunu istiyorum, yani eğer Deva Partisi olarak da gelirsek ki bizim eğitim politikalarından sonra genel başkan yardımcımız da bulunmaktadır. Bununla ilgili bizim büyük de bir çalışma içerisindeyiz. Bizler analitik düşünebilen, felsefe ve psikolojiye önem veren bireyler yetiştirmek istiyoruz. Öncelikle eğitimin ana zemini analitik düşünebilme, felsefe ve psikoloji üzerine olması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda da haliyle sayısal ve sözel zekalar da gelişir. Temel problem bu. Analitik düşünebilme, felsefe ve psikolojinin olması lazım. Geçen hafta İlçe Sop'taydı. Psikoloji. Efendim? Neden özellikle felsefe ve psikoloji? Çünkü düşünme yetisini geliştirebilen, birçok farklı alanda düşünebilen bir neslin yetişmesi gerekiyor. Baktığımız zaman aslında eski Osmanlı, Selçuklu zamanlarında bile insanlar, yani özellikle büyük alim insanlar, felsefe ve psikoloji üzerine birçok çalışmaları vardır. Bizde felsefe üniversite sınavlarında en az soru çıkan, kat sayısı en düşük, liselerde en az ders saati olan, psikoloji lisede hiç olmayan, maalesef böyle bir eğitim sistemi var. Bu yüzden ben analitik düşünebilme, belki bu kreş zamanlarına başlanması lazım. Bunun için oyunlar geliştirilebilir, satranç gibi, dama gibi. Sonrasında ortaokul çağlarında da felsefe ve psikoloji üzerinde derslerin yoğun olması gerektiğine inanıyorum. Sayın Orhan Bey, Metin Bey, yayınımızın bayağı bir saate doldurduk. Son olarak sorum, ben Reyhan Hanım, var mı sorunuz, sorayım mı? Benim yok. Teşekkür ederim. Tamam. Siz buyurun. Orhan Bey, sizden başlayalım. Çorum'da neler yapılmalı? Çorum halkı sizlerden neler bekliyor? Ve Çorum'u anlatır mısınız? Çorum'un neyi eksik, ama neyi yapılmalı? Şunu istiyorum. Birincisi yaşanabilir bir hayat istiyor. Yani yetecek bir gelir seviyesi bekliyor ve sosyal bir hayat istiyor. Yani değer görmek istiyor. Şimdi biliyorsunuz pandemi öncesi de imkanlar olmadığı zaman insanlar çoluğuna çocuğuna getiremiyor, içiremiyor, gezdiremiyor, sinemaya götüremiyor vesaire. Yani her şeyin başı ve özgürce çocuğunu konuşsun istiyor. Çorum olarak bir de şunu istiyorum, biz açık konuşalım. Evet, son belediye başkanımız güzel bazı konuşmalar yapıyor. Çorum turizmden en az gelir alan bir ülke, şehir pardon. Bizim yani Çorum'un biliyorsunuz Medeniyet'in beşiği, burası Atış Aşı'mız, Alacöy'ümüz burada, İhtiyat'ın yürüyüş yolu burada. Yani her şey burada. Hatta dünyanın merkezi diyorlar biliyorsunuz. Bize. Yani bizim turizm cenneti yapmamız, insanları bir şekilde yaylalarımızdan alın da ilçelerimize kadar, helalelerimiz, her şeyimiz çok önemli. O yüzden dolayı Çorum'un bırakmadığı insanların biraz daha tutun sayesinde durumun artırılması gerekiyor. Halkımız bunu istiyor. Yani ülkemiz çok güzel geldi. Ülke çok güzel. Güzel ülkede daha güzel yaşamak, daha imkanları yetiştirmek, çocuklarına çok güzel eğitim vermek, çocukların devlet kademelerinde iyi yerler var. Biraz kendimi anlatıyorum da. Yani diyorum ya, hep geleceğe umutlanmak için bir ülke istiyorum. Çorumlu gerçekten vatanım çok seviyorum.
içinde her şeyi biliyor. Ama biraz daha şeyler yapmak. Bunun için de maalesef çok ne kadar bakan olabiliyor. Hep böyle devletlerden de güvenlikler dolaşıyor. Doğru bir yatırım falan. Yani bir şey yapmak lazım. Yani devletten hiçbir destek almıyor. Tamamen yerli şirketi tamam. Gerçekten Çorum bambaşka bir şey var. Tanışırız. Sadece yaptığı, verdiği, harcadığı emeğin karşılığında daha fazla devletinden daha fazla ve her şeyin yetmek geleceğine çok iyi bakmak için de sağlam, duruşlu bir iktidar istiyor. Evet, Metin Bey, siz de bu arada Bozkır'ın ortası Ahiler'in şehri Kırşehir. Biraz da o konuda şanslısınız. Neşet Ertaş'tan tutun Ahiler'den. Peki Kırşehir için neler gerekli? Kırşehir'in ihtiyaçları nelerdir? Tarım, hayvancılık neler yapılmalı Kırşehir'in refahına ulaşmak için? Evet, Kırşehir yerel siyaseti maalesef bir kutuplaştırmalar burada yoğun olduğu için özellikle Kırşehir halkı ayrıştırma ve kutuplaştırma istemiyor. En önemlisi umut istiyorlar. Sürdürülebilir kalkınma istiyorlar. Bu sürdürülebilir kalkınmayı isteyen de en çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi kesimimiz istiyor. Yani ben mali müşavir olduğum için birçok alanda müşterilerimiz de vardır. Bu müşteriler arasında da en çoğunda bulunan hayvancılık sektörüyle uğraşan müşterilerimiz. Onların maliyet sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Üretim aşamalarını çok iyi biliyorum. En büyük problemleri diyor ki sürdürülebilir bir kalkınma olsun. Öyle bir kalkınma modeliyle gelin ki bizi ikna edin ve biz de size oy verelim. Ben artık insanlara da şunu görüyorum yani çok kısa da ondan bahsedeyim. Bir ideoloji devri bitmiş aslında ülkemizde. Eğer cebi yapmaya başlayınca kimse ideolojiye bakmıyor. Kim daha geleceğe umutla, ışıkla umut veriyor, ışık veriyor bize. Bizi daha çok tatmin ediyor. O partiye bir yönelim yavaş yavaş artmaya da başlıyor. Bu konuda da DEVA Partisi'nin ilgisi, DEVA Partisi'ye olan ilgi gün geçtikçe de artıyor. Kırşehir'le ilgili de aynı zamanda o teyzemizin söylediğini tekrar söyleyeyim ben. Gençleri istiyor Kırşehir. Gençler gelsin. Gençler bize ışıktır diyor. Gençler bize umuttur. Bir daha önce damladığı gençlerden başlar. Daha sonra o damlalar çoğalır. Göllere, göllerden okyanuslara doğru devam ederdi, sürüklenir giderdi. Biz tekrardan teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz evet. için. Bu arada genç siyasi genel başkan da size ait. Evet, aynen. Şimdi Orhan Bey son sözlerinizi alalım. Vallahi biraz önce sesim geliyor mu? Biraz önce çok iyi gelmedi dediler. Biraz gitti ama umarım yayına gitmiştir. Biraz biz zorlandık. Diğer taraftan çünkü yazdılar ses kesip geldi dediler de bize bu arada ekranıma da düşüyor. Yani bize de kesik geldi ama yayına nasıl gittiğini bilmediğim için yorumlamadım. Buyurun. Anladım. Vallahi söz çok teşekkür ederiz. Evvela bizi böyle bir yayına aldığınız için. Metin Bey'le de güzel bir söyleşi oldu beraberce. Evet, DEVA Partisi yeni bir hareket. Genç arkadaşlardan kurulu bir hareket. DEVA Partisi siyasete yeni giren insanları siyasete kazandırmak istiyor. DEVA Partisi siyaseti meslek edinen insanlardan uzaklaşmak istiyor. DEVA Partisi şöyle söyleyeyim. Yani Ali Bey'in dediği gibi burası para kazanılacak bir yer değil. Burası vatan için, ülke için, gelecek için bir şeyler yapılacak bir mekan. Mecra olmalı. Bizler DEVA Partisi olarak evet elimizde belli iş olan insanlarız. Belli yerlere gelmiş insanlarız. O yüzden beklentimiz bir yerlere gelip bir şeyler değil. Birikimlerimizi bu ülke için harcamak. Liyakatlı insanlara görev başına gelsin istiyoruz. Gerçekten güzel bir şehir. Anadolu'nun ortasında 500 yıl bir şehir. Ama dediğim gibi devletten istediğini alamamış bir şehir. İnşallah DEVA iktidarında da Çorum havalanında alacak. Demir yolu alacak. Gerekli destekler alacak.
özellikle şu vergi dilimlerini azaltmayı inşallah böyle bir gelir vergisi, yani bunların iyice köklü, çok köklü bir değişimler. Yani açık konuşayım, yani basit bir şey yok orada, tamam mı? Görev aldığı bir dolayı olmayacak. Çok büyük bir çalışma gerekiyor. Çok büyük bir enerji gerekiyor. Türkiye'nin geleceğini gerçekten inşa edilmesi gerekiyor. Gerçekten biraz önce. Türkiye'nin en geçtiğidir. Evet, bunun için Türkiye'nin en geçtiğidir. Ve gerçekten bana sorarsanız en iyi lideri diyebilirim. Bunu inanmam için. Ne kadar siyasete girmemiş olarak. Yapacağına inanıyoruz. Peki, şunu da söyleyeyim. Çoluk'tan. Yani Ali Bey'in her türlü arkasındayız. İnşallah. Her şey deneyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yayına katılmak. Sağ olun. Teşekkürler. Metin Bey, buyurun. Evet, ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiğiniz için. Orhan Başkan'ın da çok güzel özetledi. Ona ilaveten evet, dediği gibi biz de siyaseten yeniyiz. Yeni yüzler. Destek edilen kişilerden oluşan bir hareket değildir DEVA Partisi. Bir kadro hareketidir. Bizler de genel başkanımızın hem yanındayız hem arkasındayız. DEVA kültürünü gün geçtikçe hızla yayıyoruz ve bu akın akın da geliyor. Bizim kullandığımız Kırşehir DEVA'nın kullandığı bir slogan vardır. Biz diyoruz ki akın akın geliyoruz. Reyhan Hanım, sizin söylemek istedikleriniz. Orhan Bey, Metin Bey, paylaşımlarınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin inşallah. İyi akşamlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Orhan Bey, Metin Bey, sizi ağırlamaktan çok mutlu oldum. Ama ben sizin aracılığınızla diğer DEVA Partisi ilçe, il temsilcileri, genel başkanınız da burada konuk etmek isterim. Buradan kendisine sizin aracılığınızla söylüyorum. Başkan yardımcılarımız, bizim Haber Asim'iz bütün partileri açık. Bütün herkes neyi anlatmak istiyorsa biz de dinlemeye ve aktarmaya hazırız. Buradan sizin aracılığınızla Sayın Ali Babacan'ı da konuk etmek istediğimi belirtiyorum. Genel başkan yardımcılarını da davet ediyorum. Çorum'a en büyük sevgi ve saygılarıma, Kırşehir'e böyle o gelip görmek istediğim yerleri var. İnşallah bir gün gelip göreceğim. Oranın tüm insanlara sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bir başka dönemde yine sizi konuk etmek dileğiyle hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.